Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanım Haber olarak Amerika Las Vegas'tayız. CES'teki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. LG'nin standındayız. LG CES açılış konuşmasında birçok yeni teknolojisini tanıttı. Bunlar arasında havaalanlarında evlerinizde kullanabileceğiniz robotlar da vardı. Akıllı buzdolapları da vardı ve yeni nesil OLED televizyonlarını da gördük. Yeni nesil OLED televizyonlarında özellikle Signature serisi altında yer alan en üst modelde artık 3 mm'nin altına inilmiş kalınlıkla beraber duvarımıza manyetik bir şekilde asılabildiğini gördük ki panellerin gerçekten muazzam görünen bir televizyon olmuş. Tabii ki 3 mm'nin altına inilince kalınlık kısmında doğal olarak televizyonun ana bileşenlerinde alt taraftaki bir ses ünitesine taşınmış. Genel olarak baktığınızda televizyon sanki tek başına çalışıyormuş gibi görünüyor ama oldukça ince bir kablo bağlantısıyla beraber alt taraftaki üniteyle beraber haberleşme mevcut. Siz bütün bileşenleri, kabloları ve diğer bağlantı türlerini alt taraftaki üniteye bağlayarak televizyonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu lansmanda televizyonlar için duyurulan Technicolor işbirliği de oldukça büyük önem taşıyordu. Technicolor Hollywood'da özellikle Amerikan sinemacılığında filmlerin renklendirilmesi kısmında yönetmenlerle birlikte çalışan bilim adamlarını filmlerin daha doğal görünebilmesi, renklerin daha canlı bir şekilde kullanıcıya ulaşabilmesi için oldukça fazla yoğun mesai altında tutan firmalardan bir tanesi. Artık LG ile yapılan işbirliği sayesinde OLED ekranlarda Technicolor sertifikasını da görüyoruz. Bu da izleyeceğiniz filmlerin çok daha gerçekçi renklerle, daha doğal renklerle size ulaşacağı anlamını taşıyor. LG televizyonlarda sadece Technicolor'la gidilen işbirliği yok. Dolby Vision desteği mevcut. Aynı zamanda Dolby Atmos desteği de mevcut. Eğer üst düzey bir LCD veya OLED fark etmez bir televizyon satın aldığınızda bu televizyonda 4K içerikleri görüntülemek istediğinizde artık üst düzeyde bulunan bütün HDR standartlarını, bütün renk standartlarını ve ses standartlarını evinizde kullanabiliyor olacaksınız ki bu önemli özelliklerden bir tanesiydi. Aynı zamanda WebOS 3.5'la tanıtıldığını gördük. WebOS 3.5'la beraber LG bütün içerik sağlayıcılarla, online içerik sağlayıcılarla da işbirliği yaptıklarını ve kullanıcının evinde internet bağlantısı sayesinde dünya üzerinde yer alan bütün 4K içeriklere ulaşabilmesi adına da çalışmaları sürdüklerini söyledi. Bu önemli konulardan bir tanesi. Tamam, firmanın 4K Blu-ray'leri de mevcut ama 4K Blu-ray'lere ulaşmak her zaman için kolay olmuyor. Günümüzde ev iş arasında vakit geçiren insanlar olduk. Dışarıda çok fazla gezip film alamak için vaktimiz de olmayabiliyor. Online içerikleri tüketmek özellikle geniş bant internet sayesinde kolaylaşmış durumda. Evimizden bu içeriklere hızlıca ulaşabilecek olmak, 4K televizyonumuzda 4K içeriği yine televizyon içerisindeki yer alan bir programdan izleyebilecek olmak da oldukça güzel gelişmelerden bir tanesiydi. Bir diğer önemli konu LG'nin yeni akıllı asistanlara, akıllı robotlara verdiği önem. Bunlardan bir tanesi evinize konumlandırabileceğiniz bir robot ve bu robotla konuşarak evinizdeki bütün ev eşyalarını, beyaz eşyaları kontrol edebileceğiniz duyuruldu. LG'nin bütün akıllı cihazları bu robotla konuşarak mesela robota fırındaki yemeğin piştiğini ya da fırının ideal seviyedeki sıcaklığa ulaştığını bildirme, çamaşırların yıkandığını bildirme ya da kullanıcının sesli komut vererek artık çamaşırları yıkamaya başla ya da bulaşık makinesini çalıştır demesi ardından robotun bu eşyalara müdahale ederek çalışmalarını sağlama gibi yetenekleri sergilendi. Gerçekten muazzam özelliklerden bir tanesi ve geleceğin nasıl şekilleneceğini de bizlere gösteriyor. Evimizdeki akıllı eşyaların arttığını görüyoruz. Eskiden akıllı dendiğinde sadece cep telefonu aklımıza geliyordu. Şimdi televizyonların akıllandığını gördük. Daha sonrasında süpürgelerle tanıştık, robot süpürgelerle. Şimdi evimizdeki dijital asistanlar sayesinde yapay zeka ile konuşarak evimizdeki birçok işi de oturduğumuz yerden gerçekleştirebiliyor olacağız. Mutfaklarımızda konumlandırabileceğimiz bir robot için oldukça da yetenekliydi. Bir diğer robot da havaalanında rehberlik hizmeti verebilecek kapasitede bir robot. Kullanıcıların havaalanında gitmek istedikleri yere ya da uçaklarıyla ilgili bilgilere hemen ulaşmasını sağlayan asistanlardan bir tanesi. Belki 3. havalimanımız bittiğinde bu robotları orada görme şansımız da olur. Açıkçası ben çok beğendim. Çünkü büyük havaalanlarında en büyük sıkıntılardan bir tanesi kapıları bulamama ya da çok aceleniz oluyor, aktarmanız oluyor. O sırada aklınız zaten bir duman, tabelaları okuyamayabiliyorsunuz. O sırada ekranları tam olarak sezemiyorsunuz. İşte burada böyle asistan bir robotun yer alması, biletinizi okuttuğunuzda size hangi kapıya gideceğinizi söylemesi, dilerseniz önünüzde rehberlik ederek sizi o kapıya kadar götürmesi büyük işlevsellik kazanacaktır. Özellikle yaşlı insanların çok büyük işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Firma sadece bununla da kalmadı, beyaz eşyada da ne kadar akıllı özelliklere kavuşabileceğimizi gösterdi ki bunlardan bir tanesi Signature serisi altta tanıtılan buzdolabıydı. Buzdolabı üstünde ekranı gördük. Windows 10 çalışan bir buzdolabı zaten sergilenmişti ama Şimdi WebOS'la güçlendirilmiş bu buzdolabı sayesinde Amazon'la da gidilen entegrasyon sayesinde Amazon'un dijital asistanıyla sesli konuşarak siparişler verebiliyorsunuz. Mesela baktığınız yumurtanız kalmamış ya da çok beğendiğiniz sos tükenmiş. Artık Amazon'a sesli bir şekilde bana işte bir yumurta koy sepete, bir de o sevdiğim sosu da hemen evime kargola deyip gönderilmesini sağlayabileceksiniz ki Amazon'a drone'la gönderi yapma peşinde olduğu düşünüldüğünde belki ileride verdiğiniz sipariş drone'la kapınıza kadar getirilecek, evinizdeki akıllı robot tarafından da alınıp buzdolabına yüklenecek. İşte böyle bir çağda yaşıyor olacağız. Aynı zamanda LG otomobil üreticileriyle gittiği işbirliklerinden bahsetti. IoT yani Internet of Things denilen nesnelerin interneti kısmında da çalışmalarından bahsetti. Nesnelerin interneti kısmında birçok firma çalışma üretiyor ve geleceğin çok net bir şekilde şekillenebilmesi adına bu cihazların hepsinin farklı üreticilerden de geliyorsa birbirleriyle konuşabilmesi lazım. İşte bu anlamda da LG global işbirliklerine gittiğini, tüm firmalar ortak bir şekilde çalışıp cihazların sadece LG cihazlarla değil, diğer markaların IoT cihazlarıyla da konuşabilmesi adına geliştirmelerde bulunduğunu aktardı. Kendi yapay zekasından bahsetti ki yapay zeka derin öğrenme, makine öğrenmesi üstüne çalışma yapan firmaların çoğaldığını görmekteyiz. Bunların arasına LG de katıldı ve sunum açıkçası tatmin edici sunumlardan bir tanesiydi. Yani telefondan bahsedilmedi. Büyük ihtimalle telefonda Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Mobile Dünya Kongresi'nde görüyor olacağız diye düşünüyorum. Donanım Haber olarak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.